Merhaba sevgili balık burçları, yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün balık burcuna özel, balık ve yükselen balıklar için 15-28 Şubat bakımı yapacağız. Bakalım balıkları neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler olacak balıklarda? Buna bakacağız arkadaşlar. Balık burçlarını biliyorsunuz, su grubuna dahildir. Balıkların yönetici gezegeni Neptün'dür arkadaşlar. Uğurlu sayıları 3, uğurlu günleri Perşembe günüdür balık burçlarının. Balık burçları çok merhametli, çok duygusal, aşırı derecede ikilemde ve kararsız kalan burçlardır. Balık burçlarının en iyi anlaşıp anlaşamayacağı burçlar, anlatayım size. Şimdi su grupları ile iyi anlaşır. Yengeç, balık, akrep. Topraklarla da iyi anlaşır. Boğa, başak, oğlak ve yükseleni boğa, başak, oğlaklarla iyi anlaşır balık burçları. Hiç vakit kaybetmeden güzellerim, bir olumlama enerji kartı çıkartalım. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor balıkları bu dönemde. Ona bir bakalım. 15-28 Şubat bakımı yapıyoruz balıklara. Hayırlısı olsun inşallah. İki tane enerji kartı çıkaracağım. Mars'ın kartını çıkardı. Evet. Mars biliyorsunuz akrebin ve koçun yönetici gezegenidir. Aktif, hareketli bir enerji verdi gerçekten. Bakalım, mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku, cinsellik, libido artışı, eril enerji. Şimdi aktif bir dönem bekliyor sizi. Hırs ve mücadele edeceğiniz bir dönemden bahsediyor. Ve savaş var diyor. Yoğun tutku, bu herhalde duygusal bir savaştan bahsediyor veya yoğun tutkuyla olan savaştan. Karşı cinse karşı yoğun tutku hissettiğiniz için duygusal bir savaştan bahsediyor. Libido artışı, eril enerji. İkincisi nedir? Antalis'in enerjisini çıkardı. Çok çalışmanın ödülü. İnatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otoriter. Şimdi burada bir inatlaşma söz konusudur. Böyle bir dönemden bahsediyor. İş hayatınızda aktifli, hareketlenme, mücadeleci, çok çalışmanın ödülü ve karşılığını kesinlikle alacağınız bir dönemi gösteriyor. Duygusal hayatınızda yoğun tutku hissedeceğinizi, cinsellik ve libido artışı, eril enerji. Yani duygusal olarak daha bir ciddi bir dönem bekliyor sizi. Bunu gösteriyor ve savaşçı bir dönem bekliyor. Mars'ın enerjisi, cinsellik, libido artışı, karşı tarafa duygunun yoğunlaşması ve biliyorsunuz ateşli bir enerjiden bahsediyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden açılımımıza başlayalım canlarım. Bu arada hem konuşalım hem kartlarımızı karalım. Arkadaşlar, kanalıma ücretsiz olarak abone olmanızı, abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Sonuçta bir emek sarf ediyoruz. Zil butonunu açarsanız, yukarıda zil butonu var ekranda, videoların altında zil butonuna basarsanız canlı yayınlarımdan veya gelecek olan videolardan haberdar olmuş olursunuz. Videolarımı izledikten sonra beğenirseniz beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Bir de bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Niyetimizi edelim bakalım, balık ve yükselen balıkları 15-28 Şubat'ta neler bekliyor? Şimdi bu bir genel açılımdır. Balıkları, balık burcuna yükseleni balık olanlara genel bir açılımdır. Kolektif açılımdır arkadaşlar. Özel bakım için üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Özel bakım için bana Instagram'dan veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp ve Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum arkadaşlar. Lütfen aramayın, yazın. Aramalara pek cevap veremiyoruz arkadaşlar. Bilginize. Evet, onun dışında WhatsApp'tan görüntülü bakım yapıyorum. Ben enerjisini alarak bakmayı seviyorum karşımdaki kişinin. Onun için görüntülü bakıyorum. Bu benim tercihim. Bence herkesin böyle olması gerekiyor. Ben bilmiyorum. Kimse beni ilgilendirmiyor. Ben böyle bakarım.
Bana ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Logolar hep aynı. Nuri ile Kahve Saati Instagram adresimde. TikTok'u pek sevmiyorum. TikTok'ta da kanalım var ama pek artık TikTok gerçekten artık ne yaptılarsa bilmiyorum. Benim TikTok hiç sevmiyorum ben. Güzel bir platform ama işte o hale getirdiler artık. Yani rezalet diz boyu TikTok'ta. Bence biliyorsunuzdur. Söylememe de gerek yok. Durumlar böyle canlarım. Yorumlarınız beni çok ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizi çok seviyorum sevgili balıklar. Size emeğime karşılık olarak emek sarf ediyoruz. Herkes emek sarf ediyor arkadaşlar. Emeğimize karşılık olarak sadece kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmanızı ve beğeni yapmanız benim için çok çok yeterlidir canlarım. Sizi çok seviyorum. Sizin beğenileriniz ve sizin yorumlarınız benim için çok önemlidir. Oo, çok güzel çıktı. Bakalım. Hadi balıklar. Çok güzel enerji geliyor. Aman biraz burada bir sıkıntı var. Neyse anlatacağım şimdi. Kahvede bakacağım size canlar. Bir bakalım. Evet. Teşekkür butonuma kanalıma destekte bulunmak isteyen arkadaşlar varsa eğer teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Kanalıma destek amaçlı. Kullanana da kullanmaya da teşekkür ederim arkadaşlar. Kimin keyfi isterse kullanır. Kimse mecbur değil. Kullanmaya mecbur değil. Tamam mı canlarım? Öyle bir şey yok. Evet. Hadi bakalım. Bakalım neler var. Balık burcunun iş hayatında kesinlikle bir olumsuzluk yaşadığını gösteriyor. Özellikle bu geçtiğimiz dönemde kova döneminden bahsediyor. Bir olumsuzluk yaşadığını, bir haksızlığa uğradığını gösteriyor. Belki çokça çalıştığını ve içinin böyle bir buruk olduğunu gösteriyor arkadaşlar balığın. Neden deseniz, şimdi buradaki şeyi görüyor musunuz? Buradaki görseli. Balık çok emek sarf ediyor. Çok ciddi emek sarf ediyor ama emeğinin karşılığını alamadığı için üzgün ve kaygılı gösteriyor. Çok çalışan balık burcunun emeğinin karşılığını vermiyorlar. Belki de es geçen bazı şeyler var diyor. Bu bir atama bekliyordunuz herhalde bir terfi bekliyordunuz artık ne bekliyorsanız ne bekliyormuşsunuz bilmiyorum ama bunun üzerine iç dünyanızda bir olumsuzluk ve bir memnuniyetsizlik var. İçinizde biriktirdiğiniz bazı şeyler var ama engel olarak duruyor. Neyin engelidir? Bu iş hayatınızdaki olumsuzlukları herhalde şikayette bulunma isteği veya oradan ayrılma isteği olabilir. Ama bunu içinizde tutup biriktirdiğiniz için artık sınırları zorluyor diyor. Dolmuşsunuz. Bunu açıklamanız gerekçesini duyuyorsunuz ve burada kaygılarınızı gösteriyor sevgili balık ve yükselen balıklar. Kaygı yaptığınızı gösteriyor. Plan ve projeleriniz sizi sıkıyor. Hayata geçiremediğiniz bazı konularla alakalı geçmişten de kalan bazı kaygılarınız olduğunu gösteriyor. Ama burada çıkan güneş kartı, yıldız kartı bu olumsuzluğun üzerine, kaygınızın üzerine ve geçmişle alakalı bazı işlerin içinden çıkamadığınız durumlarla alakalı gelişmelerini gösteriyor arkadaşlar. Ayın 17'sinden itibaren Balık burcu, Şubat 17'den itibaren İş hayatında bir değişiklik olacağını gösteriyor canlarım. Olumlu bir değişiklik. Bir beklenti içerisinde olduğunu gösteriyor balık ve yükselen balığı. Yani karşı tarafın oturmuş bekliyor. Duygusal bir bekleyiş içerisine girdiğini gösteriyor. Toprak ve ateş grubundan bahsediyor. Koç aslan yay yükselen koç aslan yay. Boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlaktan bahsediyor. Beklentinizi o yönden gösteriyor. O kişiden bir beklentiniz var. Bu beklentiyi alacağınızı gösteriyor. Ne zaman? 18'i 28'i arasındaki olan süreyi veriyor. Sevgili balıklar biraz haberlerden bahsediyor. Bazı haberleri alacağınızı gösteriyor. Mesafe olarak sizden uzakta olan sanki ailenizle de bir mesafe aldığınızı gösteriyor. Ailenizle aranızda bir sorunlar, bir olumsuzluklar olduğunu gösteriyor. Ve iş hayatında kolektiften bahsediyor. Bu aile de olabilir, iş çevrenizdeki insanlar da olabilir arkadaşlar. Burada bir olumsuzluk ve bir tutarsızlık olduğunu gösteriyor ve bu sizi kaygıya sokuyor. Tabii balık duygusaldır. Balık söyler, itiraz eder ama 2 dakika sonra hemen vazgeçer. Kıyamaz.
taşıyamaz bu yük üzerinde ve sizi biraz mesafeli gösteriyor. Sanki ailenize biraz mesafe aldığınızı veya iç çevrenizde biraz kırgınlıklar yaşandığını gösteriyor sevgili balık burcunun. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız ve yeniliklerden bahsediyor. Savaş kartı her zaman yeniliğin kartıdır. Burada sarf ettiğiniz emeklere yenilikler var diyor. Merak etmeyin diyor. Bu dönem şimdi burada bahsettim ya, dedim dolmuşsunuz içinizde, bazı hani iş yerinde bazı haksızlıklarla karşılaştığınız dönem geldiğini gösteriyor. Şimdi burada ayın 16'sı, 17'si, ayın 21'i, 24'ü arasındaki olan süreler çok önemlidir. Burada emeklerinizle ilgili maaşınıza zam gelebilir. Böyle bir şeyden bahsediyor. Çünkü bir terfi alabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz işle alakalı. Çünkü burada yenilikten bahsediyor. Görüyor musunuz? Savaş arabası yenilik kartıdır ve emek sarf ettiğiniz yerden işle alakalı yenilik bekliyor sizi. Bunu gösteriyor. Kesinlikle bir kutlama yapacağınızı gösterir ve burada kafesin anahtarını görüyor musunuz? Bu aşkla alakalıdır. Duygusal hayatınızda bir kutlama olacağını gösteriyor. Üçlü vakitler, ayın 23'ü, ayın 23'ü üçlü vakitleri gösteriyor. Ayın 23'ü isminde S harfi, A harfi, A harfi, S harfi, T de var arkadaşlar. E, T, C, C. Baya bir harf çıkardı kart. Bak, T, E, C, C, A harfi olan kişiler, balık ve yükselen balıklar, soy isim de olabilir arkadaşlar. Bu kişilerin aşk hayatında yeni bir karşılaşma, yeni aşk hayatında yenilik, karşına birisi çıkabilir, yalnız olan balık ve yükselen balıklar veya geçmişten kalan bir sevdiğiniz kişi varsa, olumsuzluk varsa hayatınızda, onunla beraber kırgınlık varsa barışacağınızı gösteriyor. Bu kart çok mükemmel bir karttır. Direkt bu kartla kupa üçlüsünü bir arada getirdi. Bu kart duygusal hayatınızdaki açılım, kafesin anahtarı burada açılacağını gösteriyor. Şans kapınızın, kısmet kapınızın duygusal olarak duygusal hayatınıza açılacağını ve mükemmel bir barış ve bir kutlama yapacağınızı gösteriyor. Evlilik olabilir, yeni karşılaşma olabilir, küs olan sevgililerin barışmasından bahsediyor kesinlikle kartlar. Zaman çok önemlidir. Zamanı geri sararsak diyor, bazı haksızlıklar sizin kafanıza takıldığını gösteriyor. Hep geride kaldığınızı, geçmişte kaldığınızı gösteriyor. Geçmişte yaşananları unutamadığınızı gösteriyor. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Ama burada bir cesaret toplayıp herkese karşı kararınızı belirteceğinizi ve bildireceğinizden bahsediyor kart. Burada ne var? Maddi olarak sıkıntı yaşadığınızı, özellikle adli konularla alakalı, mahkeme olabilir, olumsuzluk, polislik bir probleminiz var ise, kesinlikle bir kaygıdır ve geçmişten kalan diye uzun zamandır çektiğiniz bir kaygı ve geçmişle alakalı bir soruşturmadan bahsediyor. Onun üzerine alacağınız bir haber sizi rahatlatacak olarak gösteriyor. Para kaybı yaşadığınızı gösteriyor. Özellikle 3 vakittir para kaybı yaşadığınızı gösteriyor. Ama 2 vakit, ikili vakitler dediğimizde, şimdi burada bizim baktığımız 20, 15'i 28 arası olunca 20'sinden sonrayı gösteriyor. 20'sinden sonra Yonca çok mükemmel bir bereketi simgeler. Bereket kartıdır bu. Bereket, şu enerjinin güzelliğini görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir enerji var kartta. Bu olumsuz kartın üzerine bunu çıkardı. Yani diyor ki, sizi huzursuz ve rahatsız eden maddi sıkıntılar, uzun zamandır yaşadığınız bazı olumsuzluklar, adli soruşturmalar ve sıkıştığınızı hissettiriyor kart. Ama onun üzerine çıkan Yonca kartı bereket ve rızkın gelişinden bahsediyor. 20'sinden sonraki süreyi veriyor. Beklediğiniz bir para var ise bunu alabilirsiniz. Beklediğiniz bir evrak varsa bunu alabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Kesinlikle bir rahatlama olacağını gösteriyor. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Bakın arkadaşlar, bu çok net bir belirtidir. Çevrenizde sinsi insanların verdiği zarardan bahsediyor. Arkadaş kurbanı, sevgili kurbanı, güvendiğiniz kişinin size zarar verdiğini gösteriyor. Farkında mısınız? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayın 24'üne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dörtlü vakitlerde 15 ile 28 arasında bir tane 4 var, o da 24'ü. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Güvendiğiniz kişiden bir darbe alabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor.
Maddi konularda rahatlama. Onurunuzdan ve gururunuzdan yana diyor ki bazı şeyler var yapmak istediğiniz ama resti çeken kişi siz olduğunuz için mesafeyi koyan kişi bu iş de olabilir, aşk da olabilir hiç fark etmez. Resti çeken ve mesafeyi koyan kişi siz olduğunuz için geri vites yapamadığınızı gösteriyor. İnadınız uğruna bazı şeylerden vazgeçtiğinizi gösteriyor. Bundan bahsediyor ama iş hayatında bakın maddi konularda Tılsım Şövalyesi. Tılsım Şövalyesi çok mükemmel bir karttır. Maddiyatı temsil eder ve buradaki olumsuzluk nedir biliyor musunuz? Diyor ki ben her eziyete dözerim, her eziyeti gördüm, her eziyete katlanırım. Hiçbir şey beni şey yapamaz. Hani kararımdan ve düşüncemden, işimden, bereketimden, çalışmamdan vazgeçiremez. Kim ne yaparsa yapsın çok kötü yollardan geçtim, çok kötü arkadaş kazıkları yedim ama ben yükselişe doğru gidiyorum ve şuradaki dağın güzelliğini görüyor musunuz? Enerjinin güzelliğini. Mükemmel bir atış, mükemmel bir başarı yapacağınızı gösteriyor Allah'ın izniyle. Bunu ayın 21'ini gösteriyor. 21'inden sonraki süreyi veriyor. Şuraya bakar mısınız? Kraliçesini çıkardı ve üzerine de aşk kartını çıkardı. Şimdi arkadaşlar bu kartlar beklenişte olduğunuz, beklentide olduğunuz bir iş teklifi alabilirsiniz. Bekleyişte olduğunuz bir para var, onu alabilirsiniz diyor. Bekleyişte olduğunuz bir aşk var diyor. Ondan haber gelebilir diyor ve rahatlama döneminizin başlayacağını gösteriyor. Bu 15-21'i özellikle 20'si ile 28'i arasındaki süre çok önemlidir. Çok iyi gelişmeler ve çok iyi şanslarla karşılaşacağınızı gösteriyor. Maddiyat bekliyorsunuz, bunu alacağınızı gösteriyor. Beklenti üzerine duygusal beklentide olan kişiler ise burada da çıkardığı gibi duygusal hayatınızda yenilikler ve açılışlar olacağını gösteriyor. Şimdi bir kahvemize de bakalım mı? Oo, mis gibi çıkmış vallahi kahveniz. Şurada iki kişinin karşılıklı oturup konuştuğunu görüyor musunuz? Tertemiz ortada da açık tertemiz bir kapı var. Bu duygusal beraberlik. Üçüncü kişi var ilişkinizde ama kesinlikle müdahale edemeyeceğini gösteriyor. Sizi ayırmaya çalışan kişiler var. İsminde N harfi? V harfi. Ve B harfi çıkarmış. B, V harfi ve N harfi olan kişiler. Devlet kapısıyla alakalı bir başarı elde edeceğinizi gösteriyor. Çünkü bayrak gösteriyor. Bayrağın altında baya bir üzgün durmuşsunuz. Demek ki bir olumsuzluk ve bir beklentiniz var. Bu beklentiyi alacağınızı gösteriyor. Şimdi bu tarafta ne var? Yeni karşılaşmalar. Aşk hayatınızda barıştan bahsediyor. Tertemiz bir kapı açılacağını gösteriyor. Sizi bir kargaşanın içinde olduğunuzu gösteriyor. Bu iş çevrenizde olan kişiler olabilir. Veya aile içerisinde olabilir arkadaşlar. Bayağı bir topluluğun içerisinde bir çıkmazda kaldığınızı gösteriyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kararsızlık var sizde. Bununla alakalı dikkatli olmanız gerekiyor. Bakın işten atılma tehlikeniz olabilir. Benden söylemesi. Çünkü iş hayatınızda bir gerginlik var. Atılma derken işten çıkarılmak istediğiniz değil de mecburi çıkarılış. İki kişi var sizinle uğraşan iş yerinde ve bu sizi farkındasınız aslında. Değişim yapabilirsiniz bunu gösteriyor. Biraz sakin davranmanızda fayda var. Ama burada bir fil var. Fil herkülade bereket simgeler arkadaşlar. Maddi sıkıntısı olan balık ve yükselen balıklar var ise maddi konuda rahatlayacağını gösteriyor. Bebek bekleyen balık yükselen balık var ise bir kız bebek gösteriyor canlarım. Volkan patlaması var. Beklemediğiniz muazzam bir haberin geleceğini gösteriyor. Ansızın gelecek bir haberden bahsediyor ve sevinç. Bu haberin başında bir erkek duruyor. Bu haberi size gönderen bir erkektir ve mesafe olarak uzak bir yerde, başka şehir, başka ülkeyi gösteriyor. Çünkü aranızda bayağı mesafe var. Tertemiz sevinç gözyaşlarınız var arkadaşlar. Çok güzel çıktı gerçekten. Kahve de güzel çıktı. Şimdi bu tabağa bir bakalım. Tabakta ne var? Sanki bir mahkeme görülecek. Sanki topluluk içerisinde bu toplantı da olabilir veya bir mahkeme de olabilir.
toplantı olacağını gösteriyor. Toplantıda bir kanaata varılacağını gösteriyor. Toplantıdan sonra rahatça ayrıldığınızı gösteriyor. Yani üzgün ayrılıktan bahsetmiyor. Toplantının sonucu beklemediğiniz bir sonuçla olumlu sonuçlanacağını gösteriyor. Çünkü siz çok mutlu ayrılıyorsunuz bu toplantıdan. Sağlığımıza dikkat edelim sevgili balıklar. Sağlık sıkıntısı yaşayabilirsiniz canlarım. Rabbim sağlık ve sıhhat nasip etsin. Ama bir sağlık sıkıntısı gözüküyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir de burada ne var biliyor musunuz? Ayın 16'sına dikkat edin. 16'sında hiçbir şekilde parayla alakalı hiçbir hareketlenme yapmamanızı öneriyor kahve. Neden? 16'sında bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız, parayla alakalı finansal konularınız varsa ertelemeniz gerektiğinde fayda var diyor kahve. Evet, birkaç kart da bu kartlardan bir 3 kartla çıkarmak istiyorum. Bu da çok güzel enerji kartıdır. Seviyorum bu kartları. Bir bakalım neler var. Oo, çok güzel. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren. Dikkat edin böyle insanlara. Çevrenizde çok hasetinizi çeken insanlar var. Çok kıskanılıyorsunuz. Mütemadi dikkat altındasınız. Hain bakışları görüyor musunuz? Çevrenizde bir kurt var sizi çekemeyen, sürekli sizi takip eden ve sürekli size imrenen birisi var. Hasetten gözü dönmüş birisinden bahsediyor. Lütfen buna dikkat edin. İlkbaharın ruhu. Ekilmiş tohumlar filizleniyor. Umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor. Mükemmel bir enerji kartıdır arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Çok güzel yenilikler olacağınızı, umutlarınızın yeşereceğini, arzularınızın hayata geçeceğinden bahsediyor. İlkbaharın ruhu seni tazeleyecek diyor. Ruhun tazelenecek. Bu ne demek? Hayatına yeni birisi girebilir. Aşk hayatında olumlu şeyler olabilirin enerjisini veriyor. Çok mükemmel çıktı. Sağlığımıza dikkat edelim. Sağlık sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Sağlık çok önemli arkadaşlar. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat nasip etsin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.